Bir de işte tesadüf eyledi orada. 1 Mayıs'a denk geldik. Tabii orada kardeşim gidince gördük yani bu 1 Mayıs onlarda müthiş bir bayram. Herkes her şeyi bırakıyor. Her evde mangal yanıyor. Her evde. Hani o gariban diyorsa ama o, o gün herkes etini almış yani maşallah. Etler tamam. Tamam mı? Ya şimdi oradaki birkaç arkadaşımızla da konuştuk da. Dediler ki işte dün 1 Mayıs'ta da biz hamdolsun dergahımızda oturduk dediler bize. Siz ne yaptınız dedi bana. Biz dedi kutladık 1 Mayıs. I. Bol bir gözleri <laughs> birden açıldı onun. Yahu dergahta otursam kime faydam var? Kimseye faydam yok. Gittik dedik biz 1 Mayıs'ı kutlamaya. Şimdi... Allah Subhanahu ve Teala'nın sünnetine baktığınız zaman kardeşim çağlayan bir suyu durdurmaya gücün yoksa en azından nereye akacağını yönetirsin. E bu adamlara bir Mayıs'ı kutlama desen kutlayacak bunlar. Durduramıyorsun. Alışmışlar. Şimdi Mustafa Hoca 40 senenin başında gitmiş bir kere. Ulan durun bir Mayıs kutlamayı da kim dinler yani? E bu dere akıyor. O zaman ne yapalım? Bizim tarafa akıtalım dedik biz. Ne yapalım? Gittik bir Mayıs'ı zikirle kutladık. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe Allah 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 Şimdi bir de onlar biraz böyle romenler de orada çok var. Biliyorsunuz romenler oynamayı şey çok severler. Tamam mı? Müzikler açılmış. Tamam mı? Yolda iki tane çocuk gördük. Hepsini biraz böyle hakka çekmeye çalışıyoruz. İki, ama şeyler böyle hani... Muhabbetli der. Bilmiyorlar ama muhabbetli der çocuklar. E baktım şey almış. İkisinin elinde de böyle çalınıyor ya. Ne o? Büyük büyük. Saksofon mu diyorlar ona? Ee, bir tanesinde var. Öteki de arabadan çıktı. Onunki daha da büyük. Tamam <laughs> mı? <laughs> ne diyeceksin ona? Çalma mı diyeceksin? Almış alın çalacak. Bir ilahi çal bakalım dedik. Hemen başladı. Medine'ye var ama... İlahi çal bakalım. Koyalım bakalım. Teşekkür Biraz ilahi çaldırdık ona yani. Diyoruz öyle toparlayalım. Gittik 1 Mayıs'a neyse. Orada yukarıya yapmışlar mangal falan. Yedik bir şeyler işte. Ondan sonra toparlandık. Bir sohbet. Ben Amerika'da otururum dedi dergahımda. Şeyh Nazım Hazretleri benim kalbime gönderir. Abdülkerim git falanca bir haneye. Orada köşede bir adam oturuyor onu al dergaha götür. Bu arada da baktım maşallah Makedonya'nın hepsi bizim sohbeti dinliyor. <laughs> Zengini de fakiri de maşallah. Hemen oradan arkadan geldi bir tane onların bir numaralı şarkıcısıymış. Neco. Hocam dedi senin sohbetlerini internetten dinliyorum. Ben bakıyorum adam ay maşallah acaba diyor, doğru mu söylüyor? Ama dinliyormuş yani maşallah internetten sohbetleri. Ve televizyonda çıkan sohbetlerimizi dinlemiş falan. Adam oturdu şarkıcı yanımıza. 1 Mayıs'ı kutlamak için. Şimdi dergahta otursak onlara ulaşamamış olacağız. Biz orada bir oturduk, bütün toplum geldi oraya. Bir sohbet, hamdolsun. Sohbetin üzerine şarkıcı da orada. Şarkıcıyı çağırıyorlar, arkada ailesi et yapmış, yok gelmiyorum diyor. <laughs> Gitmiyor onların yanına. Sonra bir hatme yağacak yan üzerine, hamdolsun. Allahümme salli Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellem. İlahiler şöyle böyle derken, onlar da dedi. Bu kadar güzel bir Mayıs hiç kutlamadık. Çok feyizli, çok bereketli oldu. Şimdi kardeşim hani dediğimiz gibi çağlayan bir nehiri evet 1 Mayıs doğru bir şey değil ama bu insanları gidip yavaş 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 çekmek lazım. Birden olacak iş değil. Ne kadar İslam'a uygun olmayan bir bayram tabii kutlanıyorsa gidip de onlara en azından boş boş müzik dinlemektense mesela biz o mevkiye gittik ya Müzik çalıyordu. Bizi gördüler kapatmadılar müziği. Fakat o şarkıcı geldi yanımıza. O dedi ki ya şu müziği kasın. Kasın diyor onlar. Kısın demiyorlar. Şu müziği kasın kardeşim diyor. Sohbet yapıyoruz burada. Hemen o şarkıcı diye onu dinlediler. Pat. Müzikler kapandı yani. Yani eğer böyle mekanlara, böyle meclislere orada da söyledim. Biz içkicinin de yanına gideriz kardeşim. Kumarcının da yanına gideriz. Allah'a çeviririz. Akan bu nehri durdurmaya eğer gücümüz yoksa hak canibini aktırtmaya çalışırız yani. İnşallah. Bütün size de bunu söylüyorum. Niyetimiz böyle olsun. Bir yanlışı tamamen düzeltemiyorsak en azından düzgün bir şeyleri oraya katmaya çalışalım. Allah'ın izniyle. Bugün bu kadar olur. Yarın külliyen biter. Külliyen temizlenir. İnşallah.